Bir çocuğunkinden daha uzun boylu ve daha büyük olmanın bizi onlardan daha güçlü kılacağını varsaymak kolaydır. Ancak bazı çocuklar küçük bedenlerine rağmen inanılmaz derecede güçlü olabiliyorlar. İnanılmaz yetenekleri ve aşırı güçleriyle herkesi kendine hayran bırakan bu güçlü çocuklara gelin hep birlikte bakalım. Sizlere tavsiyem kesinlikle bu çocuklar ile iddiaya girmeyin. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Ramadan Undeş. Küçükken pek çok kişi izlediği filmlerdeki karakterler gibi güçlü olmak istemiştir. Yuri Boyka gibi olmayı kim istemez ki? 10 yaşında olan Ramadan da o çocuklardan bir tanesi. Hayali iyi bir dövüşçü olmak olan Ramadan, bunun için küçük yaşlarda Muay Thai, boks ve tekvando gibi birbirinden zorlu spor branşlarına kendini kaydetmiştir. İnanılmaz Azmi de onun bu çalışmasına ortak olunca daha 10 yaşında olmasına rağmen yenilmez bir çocuk olmayı başarmıştır. Çıktığı pek çok maçta hırçın yönüyle dikkat çeken Ramadan, bu sayede büyük bir hayran kitlesine de sahip olmuştur. Instagram'da 50 bin takipçisi var ve pek çoğu onu geleceğin en büyük dövüşçülerinden biri olarak görüyor. Daha şimdiden kazandığı altın madalyalar var ve ailesinin gurur kaynağı olmuş durumda. Her ne kadar çocuk dövüşçüler fazla ilgi çekmese de söz konusu Ramadan oldu mu seyircilerin sayısı artıyor. Ramadan'ın bir diğer farkı ise yaptığı aşırı kuvvet isteyen antrenmanlar. Diğer yaşıtlarına göre daha ağır çalışan Ramadan, bu sayede herkesten farklı olmayı başarmıştır. Gelin kısa bir antrenman videosuna birlikte göz atalım. İki numara, Ruise İmai. Sıkı bir Bruce Lee hayranıysanız muhtemelen hiç kimsenin onun kadar iyi bir dövüşçü olamayacağını düşünürsünüz. Belki de en iyisi gelmeyecek fakat Ruise İmai daha 6 yaşındayken küçük Bruce Lee olarak tüm dünyada tanınmaya başlandı. Nunchaku ustası ve büyük bir Bruce Lee fanı olan Ruise'yi Bruce Lee filmlerinde görmeye alışık olduğumuz efsanevi dövüş hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan yetenekli çocuk, düşmanlarına da adeta bir gözdağı veriyor. Bir Bruce Lee kolay yetişmiyor. Ruise İmai her sabah güne uzun bir koşuyla başlıyor. Bunun yanı sıra o yaştaki çocukların asla yapamayacağı antrenmanları denemekten asla çekinmiyor. Ruise Ruiji İmai kendisine idol olarak belirlediği Bruce Lee gibi olabilmek için her gün en az 5 saat antrenman yapıyor. Bu yaşta bir çocuğa göre hayli zor bir antrenmanların üstesinden geliyor. İstese hepimizi dövebilecek açıklığa sahip olan bu çocuk, Instagram'da 500 bine yakın bir takipçi kitlesine sahip. İnanılmaz bir hırsa sahip olan bu çocuğa kafa tutmak ister miydiniz? Numara, Chanis Saitung. Dünyanın en güçlü çocukları tabii ki de sadece erkeklerden oluşmuyor. Artık küçük yaştaki kızlar da sınırlarını zorlayabiliyor. Chanis Saitung bunun en büyük örneklerinden biri. Chanis bir tekvando şampiyonu olarak olağanüstü fiziksel yeteneklere sahip. Amerika'da 30 binden fazla genç arasından seçildi ve bu sporda yer almayı başardı. Aslında yaptığı antrenmanları görünce bu kızın neden bu kadar başarılı olduğunu anlayabiliyoruz. Pek çok yarışma programına çıkan ve hakkında kısa belgeseller bile çekilen bu kızın şöhreti her geçen gün artıyor. Ayrıca pek çok alanda kazandığı tekvando şampiyonlukları bulunuyor. Kazandığı madalya ve kupalar odasında çok büyük bir yer kaplıyor. Arkadaşları ise ona lakap olarak Hırçın Kız lakabını takmış durumdalar. Söz konusu gerçek dövüş sanatları olunca bu kız gerçek bir ninja olabiliyor. Dünyanın en iyileri arasına giren Chanis Saitung, ileride daha büyük profesyonel dövüşçü olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Kendi ismine ait bir şirketine bulunan Chanis'i ileride daha çok göreceğiz gibi geliyor. 4 numara Juliana Stroy. Bu çocuğu pek çok kişi tanıyor. Çünkü daha 4 yaşındayken tüm dünya onu dünyanın en güçlü çocuğu olarak tanıdı. Şimdilerde 14 yaşında olan Juliana Stroy eski şöhretini kaybetse de halen güç sporlarını yapmaya devam ediyor. Daha çocuk yaşta birçok insanın hayal ettiği bir görünüme kavuşmuş ve görünüşüyle adeta küçük bir halka andırıyor. Jimnastik sporuyla babası sayesinde tanışan Juliana 2 yaşından beri sürekli olarak kendini geliştirmek adına antrenman yapıyor. Küçük bir bebekken bile halter ve barfiks çalışıyordu.
Okuldan sonra soluğu evde alan Giuliano, odasına kurduğu ekipmanlarıyla antrenman yapıyordu. 10 yaşındayken disiplinli çalışmasının meyvelerini toplamaya başlamış ve bacaklarının arasında ağırlık topuyla elleri üzerinde 10 metreyi en hızlı yürüyen insan olarak rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. Giuliano kırdığı rekorlarla dünyanın en güçlü çocuğu unvanını da sahip oldu. Olgun yaştaki birçok insanı kıskandıracak kaslara sahip olan Giuliano, bu görüntüsünü hiç kaybetmediği çalışma disiplinine ve kendisine her konuda destek olan ailesine borçlu. Her ne kadar güçlü bir fiziğe sahip olsa da Giuliano sürekli olarak bodybuilding çalıştığı için boyu neredeyse hiç uzamamış. 5 yaşındayken 1.55 olan Giuliano'nun boyu bugün 1.60 civarlarında. Sebebi ise sürekli olarak yaptığı ağırlık kaldırma antrenmanları. Şimdilerde ise boks yapmaya çalışıyor. YouTube'da ise 500 bine yakın bir abonesi bulunuyor. Beş numara, Kira Mokogenenko. 11 yaşındaki küçük bu kız kendisini panter olarak tanıtıyor. Küçüklüğünden beri boks ve diğer dövüş sanatlarını deneyen küçük kız, yaptığı antrenmanlar ile korkutucu bir dövüşçü olmayı başarmıştır. Instagram'da 80 bin takipçisinin desteğiyle sıkı bir şekilde çalışmaya devam eden kızın hedefi ise olimpiyatlara gidebilmek. Şimdilik boks maçlarına çıkan Kira, 35-0 gibi etkileyici bir galibiyet serisi başlatmış durumda. Ukrayna'da doğup ve büyüyen kızın antrenörü ise her zaman yanında olan babasıdır. Babası da profesyonel bir boksör ancak kızı kadar popüler değil. Pek çok ülkeye dövüşmek için yurt dışına giden küçük kız bu sayede pek çok profesyonel sporcu ile tanışma fırsatı bulmuştur. Doğaya, antrenmanlarına ve en önemli kendisiyle savaşan bu küçük kız olabildiğince süper güçlere sahip olmak istiyor. Geleceğin Floyd Mayweather olarak anılması aslında tesadüf değil. Stil olarak da onun gibi dövüşen küçük kız muhtemelen uzun bir süre hiç kaybetmeyecek gibi duruyor. Kızları sürekli yendiği için bazen erkeklerle de boks yapıyor. Onları bile yenmeye devam eden küçük kızın yeteneğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu kız ile dövüşmek ister miydiniz? Ой, смотрим. Altı numara, Cheyenne Roberts. Küçük yaştaki çocukları silah ile tanıştırmak ne kadar doğru bilinmez fakat dünyanın farklı noktalarında düzenlenen turnuvalar bile var. Daha 6 yaşındayken silah ile tanışan Cheyenne Roberts, 9 yaşında en iyi keskin nişancılardan biri olarak anılmaya başlandı. Çok iyi nişan alma yeteneği olan bu küçük kızı 13 yaşında silah ile nişan turnuvasında Güney Carolina kadın eyalet şampiyonu olmayı başarmıştır. Yetişkinlerin bile kullanmakta zorlanacağı ağır silahları bile kullanan bu küçük kız, savaşçı olsaydı muhtemelen rakiplerine büyük bir korku salacaktı. Oyuncak silahlarıyla başlayan kariyeri onu bu noktalara kadar getirmeyi başardı. Çocukların eline silah verdiği için eleştirilen aile ise bunun spor olarak yapıldığını savunuyor. Yedi numara, Javon Walton. Javon Walton henüz 11 yaşında ancak yeteneği göz kamaştırıyor. Sürekli olarak antrenman yapan Javon, seri yumruklarıyla gelecekte büyük bir dövüşçü olacağının görüntüsünü şimdiden çiziyor. Küçük yaşlarda spor yapmaya başlayan küçük çocuk, Instagram'da büyük bir takipçi sayısına sahip. 160 bin kişinin takip ettiği Walton, geleceğin en iyi boksörlerinden biri olarak gösteriliyor. Şimdilerde jimnastik ve tekvando ile ilgilenen Walton, çıktığı boks müsabakalarının çoğunu kazanıyor. Daha çocuk yaşta olmasına rağmen iyi bir dövüşçü olması ona şöhreti çok erken getirdi. Diğer genç boksörlere göre farkı ise sahip olduğu inanılmaz refleks ve seri yumruklar. Siz bir yumruk atmaya çalışırken o iki hatta üç yumruk birden atabilecek bir hıza sahip. Javon aynı zamanda artistik jimnastikle de ilgileniyor. İki spor dalında da geri kalmak istemeyen küçük çocuk sabah erken saatlerde uyanıp boks antrenmanlarına başlıyor. Zorlu geçen bu dönemin çoğu dışarıda geçiyor. Daha sonrasında ise akşamüstü jimnastik antrenmanlarına başlıyor. Her iki sporu aynı anda ve aynı seviyeye taşımak isteyen Javon azmi ve yetenekleriyle pek çok insana örnek olmayı başarmıştır. Çocuğun idolü ise bir gün Mike Tyson gibi olmak. Babası ise ona büyük destek veriyor. Çocuktaki ışığı fark eden baba çocuğu için yeni bir spor salonu açtı ve burada sürekli oğluna koçluk yapmaya çalışmaktadır.